Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim. Her kim Allah Teala'nın rızasını kastederek büyük küçük bir mescit bina ederse, büyük olsun küçük olsun bir cami bina ederse, Allah Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder buyurdu diyor. Cami için ayrılan bir arsa Allah rızası için vakfedilmiş oluyor. Artık o yer kıyamete kadar cami yeri oluyor. Altıyla üstüyle, alt tarafıyla yerin altına kadar, üst tarafıyla yerin semalara kadar orası bir cami yeri. Hakikaten demek ki cami için bir arsa tahsis etmek, caminin arsasına yardımcı olmak ne kadar büyük bir şey ki kıyamete kadar bir hayır yeri satın almak. Yani metrekaresine ne fiyat biçilmez, baha biçilmez aslında değerini bilebilsek bunun bir cami arsasının metrekaresini ne kadar değerli olduğunu. Çünkü değerli bir muhitte bir dükkanın metrekaresi bilmem şu kadar bin lira oluyor. İnsanlar o kadar parayı verebiliyor. Halbuki altıyla üstüyle kıyamete kadar cami yeri olarak kalacak. Allah için çalışacak bir yer olarak, bir sevap fabrikası olarak, devamlı sevap üreten bir fabrika olarak olacak, çalışacak bir mekanın metrekaresine fiyat biçmek mümkün değil. Orası çünkü devamlı namaz kılınacak, Kur'an-ı Kerim okunacak, zikirler yapılacak, ilim öğretilecek. Milyonlarca insan belki oradan istifade edecek, cennet kazanacak. Onların kazandığı cennetten, kazandıkları sevaptan her birisinden bizlere de bir mislisi, bir fotokopisi gelecek. Böylesine bir değerli bir iş bu. Bu sebeple bir caminin arsası ve binası için infakta bulunmak en büyük sadakayı cariye, devam eden, kıyamete kadar devam edecek olan bir sadakayı cariye oluyor. Burası 2488 metrekare alan caminin arsası. 1350 metre bir bodrum, 1350 metre bir bodrum projede. Bodrumların yüksekliği 4.25, iki tane bodrumumuz var. Üzerinde 750 metre cami, 300 metre hanımlar marfeli olarak böyle bir proje. Allah nasip ederse işte biz buranın harfiyetini sağ olsun Büyükşehir Belediyesi aldı. Fakat şurası kaldı fora kazık meselesi için. Burasını da nasip olursa Büyükşehir tekrar almayı için dilekçe verdik. Ya Büyükşehir alacak ya da Küçükçekmece bize söz verdi bayramdan sonra alacağını. Bayramdan sonra aldıktan sonra hemen biz Allah izin verirse temele başlayacağız. Fakat temele başlamamız için buraya ihtiyacımız demir, beton, işte her şey lazım. Bak, şeyin de kalfanı yapacak, kalfanı da şantiyesi kuruldu. Bizim de şantiyemiz kuruldu. Fakat bizim burada yolda bir göçme ihtimali var. Yolda göçme ihtimali olduğu için biz bunu bir an önce temelini atmayı düşünüyoruz ama ihtiyacımız demir, beton, ondan sonra bu şeye var şu anda nasip olursa. Burada da duvarda zaten 320 metre şey pardon 3 metre 20 santim belediyenin duvarı bizim arsanın içine girmiş. Onu da belediye herhalde alacak Allah izin verirse. Alanımız böyle bir alan. Yerimiz güzel böyle çamlık boşluk. Ondan sonra avcılar ondan sonra her taraf gözüküyor. Bak gördüğün gibi gölün üzerinde manzaralı güzel bir cami yeri nasip olursa. Arka tarafımızda sağlık ocağı yapılacak. Ama orası küçük yapılıyor. Bizim yerine benzeyse bilmiyoruz. Camimizin yeri böyle. Müftülüğe ait burası. Ondan sonra Diyanet'e ait ama biz de bir dernek kurduk. Allah izin verirse bu dernek bazı arkadaşlarla beraber bu dernekte işte burayı yürütmeye çalışıyoruz. Müftülüğün de yardımı olursa inşallah bize. Milletin de yardımını bekliyoruz Allah nasip ederse. Bu şekilde bir proje Allah izin verirse. Bütün insanlar da yani buraya yardım bekliyoruz. Camimizin projesi zaten burada tabelada asıldığı gibi. Burada Kuveyt Türk'ün hesap numarası, IBAN numarası var. Ziraat Bankası'nın. Burada işte iş adamlarının, zengin iş adamlarının, Allah rızası için ahirete yatırım yapmak isteyenlere yardımlarını bekliyoruz nasıl olursa. Böyle güzel bir projenin yardımlarını bekliyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Yani şu anda bizim elimizde hiçbir maddi olarak bir şeyimiz yoktur. Demir, beton, ondan sonra her türlü ihtiyaç var. Şeyde kerestemiz dahi yoktur şu anda. Harfiyeti yapıldı. Sadece demir ve betondan başlayıp bütün caminin ihtiyaçlarını burada mevcut zaten. Herkes biliyor. Allah rızası için buraya yardım edenlere çok, çok teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Küçükçekmece Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip bir ilçemiz. Bununla beraber mahallemizde de çok yoğun bir nüfus yerleşkesi var. Mahallemizde her ne kadar 3 tane cami olsa bile 4. cami ihtiyacı da olmaya başladı. Onun için Sos Camisi
Yaptırma ve İnşaatma Kur'an Kursu Derneğimiz var. Şu anda inşaata başladık. Allah nasip ederse arkadaşlarımızın da gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle bu camiyi yapmaya karar verdik. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Şu arkada gördüğünüz binalar kadar şu camilere de ihtiyaç olduğunu ben hatırlatmak istiyorum. İnşallah burası bittiği zaman insanlık hizmetine çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Maddi manevi, özellikle maddi olarak çok desteğinize ihtiyacımız var. Kış gelmeden hiç olmazsa temelinin bitmesi gerekiyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Selamünaleyküm. Burası Küçükçekmece tepi üstü. Şu an yer alınmış, kazması vurulmuş, temeli şu an atılmış. Bir ibadethanedir. Burası sizden gelecek olan yardımları bekliyor. En azından zekatınızı verin, hayırlarınızı verin. Yani bura şu an hepimizin şu an bir kuruşa dahi ihtiyacı var. Onun için biz iş adamları olarak, hayırseverler olarak, belki senin paran olmayabilir ama tanıdığın iş adamı vardır, tanıdığın işte para verebilecek gönüllü insanlar vardır. Biz diyoruz ki her şey ortada. Hani bazıları diyor ki biz görmek istiyoruz. Evet buyurun, burası görünecek yer. Elinle de görebilirsin. İşte gözünle de görebilirsin. Şekli şemali ortada. Herkesi buraya yardıma davet ediyoruz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Teşekkür ederim.